Herkese merhaba. Biraz sessiz konuşuyorum ama arkadaşım Melda'nın yanına uğradım kahve içmeye. Melda burada Basiyat'la çalışıyor. Burası Sütunlu Konak değil mi Melda? Evet. Zamanında Atatürk zaman kurtuluş mücadelesinde karargah olarak kullanılmış. Hatta Atatürk de konaklamış. O yüzden böyle çok güzel seçmişti. Kısa kısa göstereceğim. Çalışanlar olduğu için rahatsız etmek istemiyorum. Sessiz konuşuyorum biraz ama size içeriği göstereceğim mutlaka. Burası şu anda toplantı odası olarak kullandıkları bölüm. Çok duygulandım. Atatürk de kalmış, konaklamış burada. Hikayesi ekstra çok güzel. Ben eve döndüm. O kadar kalabalıktı ki çarşı. Bugün tabii pazartesi, onun da etkisi vardı. Atacığım da yanımda özlemiş beni. Vallahi 2 saat, 3 saate eve geri döndüm. Çünkü yani gezilecek gibi değil. Girmek istediğim birkaç mağaza vardı ama kapısındaki kalabalığı görünce yani yapamadım, giremedim diyebilirim. Şimdi size birkaç şey göstereceğim. Bunlar benim kuzenimin çalıştığı Karesi Reklam'a ait, yani orada yapıldılar. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Aklınızda bulunsun. Karesi Reklam linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. Mutfağıma şöyle panolar yaptılar. Böyle üzerinde kahveler var. Bir de bir saniye. Böyle çeşit çeşit kahveler var bunun üzerinde. Bir de bu. Işığımız da çok kör ama yine de olsun. Bunları mutfağım için bastılar. Onlara teşekkür ediyorum buradan Mustafa'ya ve Zeynep'e. Sonra bir adet kupa. Ama kupamın güzelliğini görmeniz lazım. Kitap okuyan bir kadın ve üzerinde kahve fincanı. Ata kime benziyor bu kadın? Konuşmuyor. Aa, çok sevdim bunu. Söyleyeyim mi? Kime? Altına Minecraft deyip bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yeni canlı yeni bir ev aldım yeni. Ooo süpers. Ama görünmüyor ya. Nasıl? Nazikler ki kahve fincanımın içine böyle tek içimlik fincan ve çikolata koymuşlar. Gelelim fincanımın ben güzelliğine. Tabii ki yiyebilirsin. Bir saniye videoyu çekeyim. Ama tadını bilmiyorum o çikolata. Çikolata. Tabi normal çikolataysa tadını bilirim de. Şu an ışıktan çok parlıyor ama şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi deseni? Zaten senin bardaklar hep güzel olur. Ya değil mi? Anne çok seviyor çünkü fincanları. Karesi Reklam'a tekrar buradan teşekkür ediyorum. Ben de uyumak ve güçlenmek. Sağ olsunlar. Ben de uyumak ve güçlenmek ve yemeğimi bitirmek ve doymak için bir de oyun seviyorum. Evet, oyun seviyor oğlum benim. Ne yapsın? Okula ne zaman başlayacaksın? Sol seviyorum. Değil mi? Güçlenmeyi bile seviyorum. Tabağım bitirince doyuyorum. Bazen de öyle yapmıyorum. Evet. Düğmeme basıyorum. Bir tane düğmede yemeği bitirince doyuyorum. Bir tanesinde doymuyorum. Bu da benim arkadaşım. Sen benim neyimsin Ata? Kankim. Kankim. Benim oğlum artık kankime en yakın arkadaşım. Yazdım. Öyle işte Karesi Reklam'ın şöyle, dediğim gibi. Benim de Instagram linkini, bu videonun açıklamalar kısmına eklerim. Siz de böyle güzel hediyelikler düşünürseniz ben de bakabilirsiniz sayfalarına. Mustafa ve Zeynep. Dünya tatlısı zaten. Mustafa benim kuzenim. Amcamın oğlu. Zeynep'le de o vesileyle tanıştık. Sağ olsunlar. Beni hiç kırmazlar. Çok öpüyorum onları da buradan. Görüşürüz. Ata blokladı beni. Şey yapmıyorum. Elimde gerçekten deli çıktı benim de. Öyle mi? Hadi gel çekilme de gidelim. Peki gidelim. Nereye gidiyoruz? Parkın oraya mı? Evet, parkın oraya gidelim. Ama attılar parkına. Evet. Parka gidelim oraya. Anne bizim kedim merdiven sormuş. Bak bir de merdiven. Ama bizden biraz...
çok tatlı değil mi? Tamam, bizim için de 4 tatlı diyoruz. Bunda 6 tatlı diyoruz değil mi anne? Evet. Ama şimdi çok tatlı kedi var. Evet. Ben her şeyi doğru söylüyorum değil evet, mi? Evet aşkım, evet. Yana gitsene orada. Tamam. Vallahi araba buna bindim bak. Aferin sana. Anne biraz tatlıları var işte oynayalım. Oynayalım. Merhaba tekrar. Biraz önce bir pasta yaptım çünkü bugün babamın doğum günü. Ama süslemedim daha pastayı. Şimdi dolaba kaldıracağım. Donsun. Daha sonra akşam servisten önce süsleyeceğim. Muhtemelen çikolata rendeleyeceğim. Çünkü babam şeker hastası benim. Öyle çok böyle üstü süslü küslü pastaları yiyemiyor ne yazık ki. Arkamda da bir dağınıklık ordusu yarattım. Şimdi hızlıca hem mutfağı toplayayım. Hem de pastayı dolaba kaldırayım. Sonra da bakalım ne yapacağız. Anne. Nerede? Bak dedenin kedileri geliyor. Anne bakmıyor mu dedenin? Bir tane gel. Babam şimdi kedilere yem bıraktı. Onları çağırıyor pis 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 diye. Kedileri besliyoruz. Şurada yemek koyduk onlara. Geliyor mu diğerleri de? Tamam, ata da markete gitmek için sabırsızlanıyor. Hadi baba biz gidiyoruz, görüşürüz. Anne bak gidiyor, ne yapıyor? Evet, yemek az yemeye gidiyor. Ne yaptı biliyor musun? Bak bak diğer kedinin yanına gidiyor. Bakalım paylaşacak mı yemeğini. Bugün ne oynuyoruz biz ata? Manavcılık. Manavcılık, tamam. Manav Bey, Manav Bey. Ananasınız var mı? Var. Kaç para? 2 para. 2 para. Peki bir saniye alayım. Buyurun. Bu da 2 paranız. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ananas. Ömrümde yediğim en güzel ananas bu olabilir. Manav Bey, mısırınız var mı? Vardı. Kaç para? 1 para mı? Teşekkür ederiz. Buyurun 1 paranız. Ömrümde gördüğüm en güzel mısır bu olabilir. Çok güzel bir mısır. Armut var mı? Armut Manav Bey. Armut da vardı. Armut kaç para acaba? 1 para. Şöyle 10. 10 para. Oo, armut bayağı pahalıymış. Buyurun 10 paranız. Aldım. Çaldım. Peki. Teşekkür ederiz Manav Bey. Çıldırdı Manav. Çılgın Manav. Patron çıldırdı. Bay bay. Bay bay demeyelim. Ne diyelim? Şimdi sen şeyiniz var mı? Muzunuz var mı Manav Bey? Var. Hepsini satın alacağım o zaman ben. Muz kaç para? Para istemeyelim ya. Ay, ne güzel, bedava muz yiyelim bari. Bedava. Çok güzel. Üzümünüz var mı Manav Bey? Bir tane üzüm kaldı. Kaç para? O da ucuz. Ucuz. Ama elma düştü. Ah elma düştü. Kaç para üzüm? Dotuz para. Buyurun size 30 para. Aldım. Allah uçan çılgın Manav. Peki elmanız var mı Manav Bey? Evet. Elma kaç para?
Ucuz. Kaç para? Ucuz da kaç para? Para falan istemiyoruz ondan. Aa, teşekkür ederiz. Bu kırmızı elma var ya, çok tehlikeli bu elma. Teşekkür ederiz Manav Bey. Bir gün de sebze getirirseniz sebze satın almak isteriz. Sebze yemek çok faydalı, biliyorsun değil mi? Bir tane daha ayrısından var. Peki. Bir daha oynayalım mı oyna? Oynayalım peki. Mumları mı saçayım? Ata hadi anneanne tutsun, birlikte iyi ki doğdun de de diye gidelim. Ama benim doğum günüm. Tamam, birlikte tamam, üfleyeceksin. Haydi, haydi bir daha yap. Doğum günü kutlu olsun baba. Şimdi artık video düzenleme zamanı. Suyumu aldım. Kahvemi aldım, oturdum. Bizimkiler uyurken hemen hızlıca videoyu düzenleyeceğim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Biliyorum vloglar bu ara böyle karman çorman geliyor ama bunu telafi edeceğiz inşallah. Bu pandemi bittiğinde inanılmaz güzel rotalarımız var. Bir sürü yer için hayal kuruyoruz. Gerçek olması için de planlar yapıyoruz ama tabii dediğimiz gibi pandeminin ve yasakların kalkması gerekiyor tabii. Ama şimdilik böyle değişik vloglar gelmeye devam edecek. Ama ben güzel dönüşler alıyorum. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.